Gürsel Tekin'e yayınımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım bu sefer sesimiz ulaşır ve siz de yayınımıza sağlıkla katılmış olursunuz. Sayın Tekin. Hoş bulduk. Samsun'da selam olsun. Bugün Samsun il merkezimizde arkadaşlarımızla çalışmalarımız var. Samsun'da bütün Türkiye'ye selam. Sayın Tekin, hemen sormak istiyorum. Çok kısa süre önce bu soruya bir yanıt verdiniz. Ama yine sizin isminiz üzerinden bir konuşma, bir tartışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda adınız geçiyor. İstanbul kime görev verirse, partim kime görev verirse o olur dediniz. Tabii ki KONDA'dan gelen bu açıklamayı ve anketi de soracağım ama bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda daha da netleşmiş bir perspektifiniz var mı? Aday olacak mısınız? Evet, öncelikle bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza ve özellikle İstanbul'a seslenmek istiyorum. Bu saatlerde bakın bu trafikte olan ya da evinde, iş yerinde olan her yurttaşımıza iki tane şey söylemek istiyorum. Yolda olanlar trafik çilesine baksın, iş yerinde evinde olan camlarını açsın, İstanbul'un rezaletine baksın. İstanbul'da konuşulması gereken İstanbul'un temel sorunlarıdır. İstanbul'un altyapı sorunu, İstanbul'un üst yapı sorunu, İstanbul'un imar sorunu, ulaşım sorunu, mülkiyet sorunu. Şimdi bunların hiçbirisini konuşmuyoruz. 15 ay sonra olacak seçimle ilgili sadece CHP'nin adaylarının kimin olup olmamasının büyük bir önemi yok. Diyelim ki Ahmet ya da Mehmet bütün bu sorunları ortada kaldıracak mı? Burada konuşulması gereken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak söylüyorum. İstanbul'un bu kadar birikmiş sorunlarını konuşabilecek mecra arıyoruz. Belediye başkanı olabilir, AKP yetkilileri olabilir, karşılıklı konuşalım. Gerçekten bana İstanbul'da ya da gazeteler zaman zaman köşe yazarları yazıyor. İstanbul'da bir başarı şeyini görmek istiyorum. Yani nedir mesela AKP'nin İstanbul'da başarısı? Başarısızlıkları saatlerce sıralayabilirim. Bana başarılı bir projelerini anlatabilirler mi? Bütün bu kadar birikmiş sorunlar varken bu sorunları konuşmamız lazım. Ben 8 ay önce İstanbul'da bir rant haritası açıkladım. Halen o rant haritasının cevabını alabilmiş değilim. Bugün de yine Samsun ilimizde belediyelerle ilgili biliyorsunuz uzun süre tartışma oldu. Büyükşehir mi, bütün şehir mi? Elbette bunlar da olabilir. Ama büyükşehir bütün şehrin ötesinde Türkiye'de yaşamış olduğumuz başka bir sorunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan sorunla karşı karşıyayız. 1097 belediyede soruşturma var. Onlarca belediye başkanı görevde alınmış. Onlarca belediye başkanı şu anda cezaevlerinde. Binlerce bürokrat yargılanıyor. Çürümüş bu sistemi değiştirmeye teklif ediyorum. Öncelikle bu yapılan bugün dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bu ceberrut yerel yönetim yasasını değiştirmemiz lazım. Tamamen ranta dayalı bir yerel yönetim yasası olabilir mi? Niye bir başka ülkede tutuklu belediye başkanları yok? Niye bir başka ülkede 1000 tane belediye başkanı yargılanmaz da Türkiye'de yargılanır? Türkiye'deki belediye başkanlarına baktığınızda Obama'da olmayan yetki Türkiye'deki belediye başkanlarında var. Hizmet yetkisi değil ama rant ve yolsuzluk yetkisi var. Bütün bunlar ortadayken gelin işte şu mu aday olacak, bu mu aday olacak tartışması doğrusu toplumu çok ilgilendiren bir sorun değil. İstanbul'da, sadece İstanbul'da 4 tane yurttaşımızın bir tanesinin mülkiyet sorunu var. Yani eviniz var, tapunuz yok. Tapunuz var, imarınız yok. İmarınız var, iskanınız yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün bunlar ortadayken aslında konuşulması gereken bunlar ve en önemlisi tabii zamanınız var mı bilmiyorum. Tabii var. Öteki Türkiye'yi de konuşmak istiyorum. Evet. 51 tane il dolaşan bir siyasetçi olarak içimin, yüreğimin parçalandığı bazı yaşadığım olayları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sayın Tekin, burada ben bir parantez açıp hemen araya girmek istiyorum. Özellikle bu İstanbul'dan çıkmadan önce deneyimlerinizi tabii ki almak, dinlemek isteyeceğiz. Fakat bir yandan da hani KONDA'nın kurucusu, eskide CHP'den önemli görevlerde bulunmuş olan isim Tarhan Erdem diyor ki AK Parti'nin elinden İstanbul, Kadir Topbaş'ın elinden alınamaz. Sizin işaret ettiğiniz sorunları da bir kefeye koyduğunuz zaman neden AK Parti'nin böyle
bir özellikle sizin en son Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığınız 29 Mart seçimlerine yaptığınız bir çalışma var. Evet, CHP'nin oyunun üzerinde bir başarı sağladınız. Sizin çalışmanız ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylarının etrafında, ama neden AK Parti geçilemiyor? Siz kendi açınızdan bunun cevabını ortaya koydunuz mu? Hemen sormak istiyorum. Seçim ittifaklarına sıcak bakar mısınız? Bakılacak mı? Elbette, tabii ki bunun aşılması. Eleştirilerini yaptım. Elbette bunun öz eleştirilerini yapmışız, yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ama şunu da söyleyebilirim, Sayın Erdem aynı zamanda bir araştırmacıdır. Evet. Hiç itiraz etmiyorum. Bir gün uygun bir zamanda kendisini de ziyaret edeceğim. İstanbul'un ötekileştirilen, yani İstanbul'un arka yüzüne götürmek istiyorum Sayın Erdem'i. Orada manzaraları görmesini istiyorum. Öyle işte geçen dönem seçmen şöyle oldu da seçmen aynı statik olarak bu kez AKP'yi tekrar tercih edeceğini zannetmiyorum. Önümüzdeki süreçte şu iddia içerisindeyim. İstanbul'da da ve Türkiye'nin birçok illerinde bu yapıların değişeceğini göreceksiniz. İşte biraz önce saydım. Bütün bu birikmiş sorunlar 18 yıl Sayın Nur Hanım, 18 yıl. Yani neredeyse çeyrek yüzyıl. Çeyrek yüzyıl içerisinde depremle ilgili ya da altyapıyla ilgili, imarla ilgili, mülkiyet sorunuyla ilgili hiçbir şey çözememişseniz, halen İstanbul'da insanlar bu trafik çilesi içerisinde yaşıyorsa niye tercih etsin Allah aşkına? Yani birinin bana izah etmesi gerekiyor. O açıda bir önceki seçimin atmosferi çok farklıydı. Keşke genel merkezimi ikna edebilseydim il başkanı olduğum dönem. Daha farklı olabilirdi. Bütün bunların eleştirilerini, öz eleştirilerini kendi içimizde yaptık. Ama önümüzdeki dönemde kim aday olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç fark etmez. Cumhuriyet Halk Partisi proje odaklı çıkacak. İstanbul'un sorunlarının altında nasıl çıkabileceğini çok somut örneklerle. Yani dört yurttaştan bir tanesinin mülkiyet sorunu nasıl çözeceğimizi çok somut bir şekilde koyacağız. Bütün bunlara baktığımızda önümüzdeki dönemde İstanbul'un kaderinin değişeceğini ve sosyal demokratlar yönetecektir. Onu da hep beraber göreceğiz. Elbette araştırmaların sonucu bu kadar baskının, bu kadar ceberut bir sistemin olduğu bir dönemde sokaktaki yurttaşımıza sorduğunuzda çok sağlıklı sonuç alamazsınız. Ama bendeki bilgiler, belgeler, bendeki fotoğraflar, benim gezdiğim 51 tane il, benim gezdiğim İstanbul, herhalde ben de fazla başka bir ülkede geziyor değilim. Oralara baktığımda o manzaralar ne yazık ki AKP'yi tercih edecek manzaralar değildir. Efendim, ben şunu sormak istiyorum. Çünkü geçen sefer de sizinle bir başka konuyu danışmak için bir yeni bir çarşaf açalım. Yani kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Örtünen, tesettürde olan da bizimle birlikte olacak mesajı için size başvurduğum zaman sizi bu sefer Adana'da bulmuştum. Şimdi Samsun'dasınız. Bir yandan MYK toplantısı devam ediyor CHP'de. Bu özel bir tercih midir efendim? MYK toplantısı özellikle siz yurt gezilerine ağırlık mı veriyorsunuz? Hemen onu sorayım. Bir de keşke diyerek de değerlendirdiğiniz 2009 pişmanlığı mı diyeyim artık ona, nedir? Veyahut da öne çıkan analiz nedir? Genel merkeze neyi anlatamamıştınız 2009 yılında? Hemen onu sorayım. Ve özellikle bundan sonraki yerel seçimde tartışmanın sizin isminizin üzerinden dönmesini nasıl yorumluyorsunuz? Benim ismim üstünde tartışılması sondan başlayayım. Benim için büyük bir şereftir, bir onurdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunda yetişmiş bir insan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin verebileceği her türlü göreve hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Onda hiç görevden kaçan insan değilim. Ama öncelikle İstanbul halkının, yani 10 milyon sıkıntı çeken, çile çeken İstanbul halkı kimden yana karar vereceğini bizim kamu yoklamalarıyla test etmemiz gerekiyor. Burada ben çıkıyorsam seve seve bu görevi üstlenirim. Bir başka arkadaşım çıkıyorsa sonuna kadar yanında dururum. Buna hiç tereddütünüz olmasın. Şimdi bugün çarşamba günü, bugün aynı zamanda bir arkadaşımın annesi vefat etti. Cenazesine geldim ve bugün ildeyim. Yani bir cenaze töreni için geldiğim için, belki MYK'ya onun için katılamadım. Bu görevlendirmeyi de Sayın Genel Başkanım yaptı. Ama aynı zamanda ben 51 il dolaşan, belki Türkiye'de ilk kez bir milletvekili 51 il dolaşıyor. 51 ilin manzarasını, yani ötekileştirilmiş Türkiye'nin manzarasını önümüzdeki günlerde ne yazık ki birçok gazetelerde, televizyonlarda tam detayları anlatamadım. Ya da anlattıysam
gazetelerin, televizyonların çok ilgisini çekememiş olabilir. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Mart'a kadar 81 il ya da Nisan ayına kadar 81 ilin tamamını bitireceğim. Ve öteki Türkiye'nin fotoğraflarıyla o bütün sorunlarını kamuoyuyla paylaşacağım. Unutmasın ki bugünkü iktidar ötekiyiz diye geldiler. Ötekiyiz deyip gelenler nasıl öteki Türkiye yarattığını bütün Türkiye ile yakında paylaşacağım. Efendim ondan süremiz varsa gelince 2009'a buyurun. Gelince evet, 2009 yılında buyurun efendim. 2009 yılında Sayın Genel Başkanım Sayın Baykal'a defalarca kamuoyuna basına da demeçlerim çıkmıştı. 6 ay önce en az 6 ay önce adaylarımızı belirleme talebim vardı. Orada galiba herhalde ben tam meramımı anlatamadım. İstanbul'da 13 tane ilçeyi çok az oylarla kaybettik. 150 oy, 300 oy, 1000 oy. Bunlar tabii gerçekten bizim çizmiş olduğumuz o yol haritası devam etmiş olsaydı tablo çok değişik olurdu. Ama 2014'te çok farklı bir Türkiye'nin, farklı bir İstanbul'un olacağını hep beraber göreceğiz. Efendim hemen o 81'ini dolaşacağım ama işte 50'yi aştım dediniz illerde yaptığınız gözlemlerde. Buradan da lütfen bize kısa bir değerlendirmenizi, en azından 81'in sonucunda mutlaka bir basın toplantısıyla sizden alırız ama ilk değerlendirmeyi alabilir miyiz? Bunu sorayım. Bir de hemen ekleyeyim. Özellikle ilk Türkiye'nin önüne gelecek seçim sandığı, yerel seçimler konusunda bu 81 ilin fotoğrafı sizin elinizde. Ana muhalefet için herhalde çok belirleyici unsur olacak. Yerel seçimlerde sizi, partiniz kritik bir denge unsuru olarak mı göreceğiz, belirleyici olarak mı öne çıkacaksınız? Evet, öncelikle en son manzarayı anlatmak istiyorum. Adana'daydım. Adana'da gittiğimizde yani ne yazık ki Türkiye'nin birçok illerinde olduğu gibi Adana'da da ekonomisinin 5. sırada, 3. sırada olduğu bir ilin bugün hangi noktada olduğunu size kısaca özetlemek istiyorum. Tarım işçilerinin olduğu alana gittim. Tarım işçilerin bir araya geldiği saat sabahın 4.30'unda gittiğimde onlarca kadının, onlarca gencecik çocuğun, 11 yaşında kız çocuklarının, okula giden kız çocuklarının, bende bütün fotoğrafları, resimleri var. Kızım başını kaldır dedim. Haklı olarak başını eğiyordu. Başını kaldır, sen utanma, seni bu hale düşürenler utansın. Bana aynen şunu söyledi. Efendim dedi, öğretmenim görür, arkadaşlarım görür, televizyonlar, kameralar olduğu için. Yine bir başka bir kadının bana ifadesi, Sayın Başkanım biz yazın gölge, kışında soba yüzü görmüyoruz. Sabahın 4.30'unda kucağında 18 aylık bebesiyle, 18 aylık bebesiyle tarım işçisi olarak sadece 30 TL alacak. 30 TL almak için Adana'dan Çukurova'nın ta 4 yoluna kadar giden kadınlarımızın, insanlarımızın dramını hepimizin görmesi lazım. O bölgede baktığımızda 70 bin insanın hiçbirisinin sosyal güvencesi yok. Daha ötesine gideyim. Cuma ertesi pazar, yani özellikle hafta sonu okulların kapalı olduğu dönemde okula, ilkokul 4'e, 5'e, ortaokula giden çocukların tamamı cuma ertesi pazar günü geliyorlar, amele pazarına gidiyorlar. Bunların sayılarını çoğaltabilirim. Bir başka bir dramı anlatmak istiyorum. 11 bin tane iş kazası oldu. 11 bin tane insan hayatını kaybetti. Ve İstanbul dahil olmak üzere. Bakın hemen yanı başınızda şu anda yayın yaptığınız yerin Esenyurt'ta 11 tane gencecik çocuk yanarak öldü. Acaba bu devlet ve bu ülke yönetenler hiç merak etmez mi? Bu 11 tane yanarak sadece, hiçbirinin sosyal güvencesi yoktu. Sadece 40 TL günlük yömbe almak için yandı ve öldüler. Bunların annesi, bunların babası, bunların eşi, bunların çocukları yok mu? Bir şehidin dramını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir şehit hiçbir sosyal güvencesi yok, amelelik yaparak geçiniyor ve askerlik günü gelince askere götürmek zorunda kalıyor. İki tane çocuğu ve gencecik eşini bırakarak vatanı görevini yapmaya gidiyor. Vatanı görevini yapmaya giderken evinde bırakabileceği hiçbir şeysi yoktu. Çünkü sigortalı da değil, sosyal güvencesi de yoktu.
Ve gittiğinde eşi ona şu mektubu yazıyor. Diyor ki çok iyiyiz. Elektriğimiz her ne kadar kesilmiş olsa da baban da ara kablo kullanarak baban evinde elektrik aldık. Şimdi o çocuğun dramını düşünebiliyor musun? O çocuğumuz, o kardeşimiz şehit oldu. Şimdi merak ediyorum. Acaba o şehit kardeşimizin iki çocuğu eşiyle ilgili ilgilenen var mı? Erzurum'da donarak hayatını kaybeden 5 tane kardeşimiz dondu öldüler. 74 milyon hepimiz seyrettik, televizyonlarda seyrettik. Bu kardeşlerimizin bir yıldır soruşturmaları devam ediyor. Bir yıl. Zonguldak'ta bayram günü ailesine giderken köprü çöktü. Onlarca insan öldü. Bunların soruşturmaları ne oldu? Toprak altında, göçük altında halen insanlar var. Yozgat'a bakın, bu aslında en önemli sorunlardan bir tanesi. Yozgat'a gittim. Yozgat İl Başkanım, Sayın Başkanım dün akşam bir maden çöküşü oldu ve iki tane işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ben de il başkanıma o zaman bir taziyeye gidelim dedik ve yola çıktık, adresi aldık. Taziyeye giderken il başkanıma telefon geldi. Gelmeyin buraya. Niçin dedim, ne oldu? Milliyet gazetesinde de manşet oldu. Gelirseniz işimizde oluruz. İşte size Türkiye fotoğrafları, kısa kısa binlerce fotoğraf anlatabilirim. Sokakta ekmek toplayanlar, pazar günleri kameralarınızı gönderin. Pazar günü saat 6'da pazar toplandıktan sonra pazarda artıkları toplayan insanları hepimiz görebiliriz. Türkiye'nin dört bir yanında insan pazarları oluştu. Yani öteki Türkiye ile maalesef kimse ilgilenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette en önemli görevlerinden bir tanesi öteki Türkiye'ye sahip çıkmak olacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde, eğer Mart ya da Nisan ayına kadar bu 81 ili bitirebilirsem sizinle daha geniş detaylı olarak paylaşmak istiyorum. Sayın Tekin, bir cümleyle rica etsem. Bütün bu manzaralara karşı iktidar da diyor ki iki kişiden biri bize oy veriyor. Bunu anketlerle, bu gözlemlerinizin dışında anketlerle veya başka çalışmalarla veya az önce söylediğiniz gibi öz eleştiriyle masaya yatırdınız mı? Kesinlikle yatırdık. Her iki seçmenden bir tanesi veriyor idi ama vermeyecek. İktidar yetkilileri bakın şu andan itibaren Sayın Başbakan biliyorsunuz bize bir sınır koymuştu. Sivas'ın ötesine geçemiyor. İktidar ne yazık ki Kayseri'nin ötesine geçemiyor. Bundan sonraki iktidarın sınırı Kayseri olacak. Bir bakan düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu coğrafyasında, Türkiye'de, Türkiye deyince Orta Doğu coğrafyasında herkesin saygı duyduğu bir ülkeye bakın. Bakanı Kayseri'nin ötesine geçemiyor. Onun için Türkiye'nin manzarası çok değişti. Bu kadar illeri dolaşan bir insan olarak söylüyorum. Ne yazık ki hiçbir AKP milletvekili sahada yok veya sahaya da inemiyor. Güneydoğu'da hiç yoklar, doğuda yoklar. Çok şükür biz 81 ile elimizi kolumuzu sallayarak geziyoruz ve bütün bu tabloların önümüzdeki süreçte değişeceğini göreceksiniz. Siz yapmacık kamu yoklamalarına bakmayın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin, çok teşekkürler. Sağolunuz efendim, günlüğe düştüğünüz önemli notlar için. Evet sayın seyirciler, Samsun'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in o son anketi, yani %51'i geçti AK Parti anketine yönelik yorumlarını aldık. İstanbul'da aday olursa şans olmaz CHP'nin demişti KONDE'nin kurucusu Tarhan Erdem. Buna karşılık o yapmacık anketlere bakmayın diyor Gürsel Tekin ve tabii ki en önemli düşülen not da eğer biz de yapacağız anketlerimizi, eğer bana bir görev düşerse, İstanbul'u isterse seve seve üstlenirim diyor. En azından şunu biliyoruz ki hani ben görev üstlenmem diyen bu spekülasyonları yine de açık kapı bırakan bir siyasetçi yok karşımızda. Gürsel Tekin aday olmaya hazır. Bunu da son bir not olarak günlüğümüze düşelim. Kısa bir ara verelim. Günlük devam edecek.